Ben Fatma Aliye. Edebiyatımızdaki ilk kadın romancı, ilk defa çeviri yapan, kadın erkek eşitliğinden ve kadın haklarından ilk defa bahseden yazar. 1862'de İstanbul'a dünyaya geldim. Babam Ahmet Cevdet Paşa, annem Adviye Hanım'dır. İlk eğitimimi babamın konağında aldığım özel derslerle başladım ve daha sonra Fransızca olan özel ilgim sayesinde bu dilde oldukça iyi bir öğrenim gördüm. 17 yaşındayken 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Plevne savunmasıyla ünlü Gazi Osman Paşa'nın yeğeni Kolas Faik Bey ile evlendim. Bu evlilikten 4 tane kızım dünyaya geldi. Evliliğimin ilk 10 yılında eşim benim kitap okumamı istemediği için bunu gizli bir şekilde yürütmeye çalıştım. Daha sonra eşimin bu tutumunun değişmesiyle birlikte çeviriler yapmaya başladım. İlk çevirim 1889 George Ohnet'in Volante adlı eserindendi. Bunu Meram adıyla çevirdim ve bir hanım imzasıyla yayınladım. Daha sonra benim bu başarım Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman Hakikat gazetesinde övüldü ve beni kendisinin manevi kızı kabul etti. Benim bu başarım babam tarafından çok beğenilince onunla felsefe tartışmaları yapmaya ve ondan özel dersler almaya imkan buldum. Daha sonra 1891 yılında Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Hayal ve Hakikat adlı romanı yazdık. Bu romandaki kadın karakter benim kalemimden, erkek karakter onun kaleminden yazıldı. Ve uzun süre mektuplaştık biz bu eserden sonra ve bu mektuplar Tercüman Hakikat gazetesinde yayınlandı. 1892 yılında Muhadarat adlı ilk romanımı yazdım ve bu romanda bir kadının ilk aşkını unutamayacağı izlenimini çürütmek istedim. Daha sonra 99 yılında Uni adlı romanımı yazdım. Bu romanımda Halep'te bir görev üzerine gitmiştim ve orada Bediye adlı bir kadınla tanıştım. Onun mutsuz evliliğinden bahsettim Uni romanında. Bu eserim daha sonraları Fransızca'ya çevrildi. Reşat Nuri Gültekin bir röportajında edebiyata olan ilgisini güçlendiren eserler arasında Lalas'ından dinlediği öyküler dışında benim Uni adlı romanımı göstermiştir. Daha sonra yazdığım kitaplar Refet, Enin ve Levai Hayat romanlarındır. 1892 yılında Nisvan'ın İklim adlı bir eser daha yayınladım ve bu eserde Avrupa'daki kadınlara İslam'daki kadının yerinden bahsettim. Tabii ki bu bizim değer yargılarımızdan uzaklaşmayacak şekilde ve yalın bir eserdi. Daha sonra benim tek ilgi alanım edebiyat değildi. Yardım cemiyetlerine de çok ilgim vardı. Ve 1897 yılında Osmanlı'dan savaşına yaralanan askerlerimizin ailelerine destek olmak için Tercüman Hakikat gazetesinde makaleler yayınladım ve bir cemiyet kurdum bu yardımlar için. Ve daha sonra da Hilal Yahmar Cemiyeti'ne üye olan ilk kadın üyesiydim bu cemiyetin. Biz 1914 tarihinde yine bir eser yayınladım. Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı. Bu eser benim son eserimdi. Ve ben burada meşrutiyet sonrası siyasal yapılanmadan da bahsettiğim için bu eser benim edebiyat dünyasından dışlanmama yol açtı. Daha sonraları bir tane Fransız yazarın Doğu Batı kadınları arasındaki çatışmayı, yani farklılığı anlatan bir romanını Fransızca eleştiren bir mektupla bir Fransız gazetesine gönderdim. Ve benim bu mektubum Paris'e çok büyük bir yankı uyandırdı. İkinci meşrutiyete kadar çok büyük bir ünüm olmasına rağmen şu anda bu ünüm zamanla söndü ve hatırlanmıyorum. Ama bazı çalışmalar ölümümden sonra zaten yapılmıştı. Mesela Çankaya'da ve İstanbul'da Beyoğlu'nda bir sokağa adım verildi ve 50 liralık banknotların üzerine portrem konuldu. 13 Temmuz 1936'da hayata gözlerini yumdum. İstanbul'dan Feriköy mezarına defnedildi.